Arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. fen bilimleri yazılısı 1 nolu senaryo ile karşınızdayım. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bildirimlerinizin sesini açarsanız inşallah sınavdan yüz alırsınız diyorum. İlk sorumuz tabloda bazı sıvılara ait donma ve kaynama noktaları verilmiş. Bir laborant içinde bu sıvıların olduğu bilinen ancak etiketleri silinmiş KLM eşilerine tekrar etiket yapıştırmak için aşıdaki uygulamaları yapıyor. Buna göre KLM eşilerinde bulunan sıvıların türlerinin yapılan uygulamalarla belirlenip belirlemeyeceğini açıklayarak yazınız demiş. Birinci uygulamamız KVL eşilerinden aldığı sıvıları özdeş ısıtıcılarla 50 dereceye kadar ısıttığında sadece K eşisindeki sıvının kaynadığını gözlemliyor. Arkadaşlar Demek ki K sıvısının kaynama noktası 50 dereceden daha küçük bir sayıdır. Hemen notumu şöyle yazayım. K'nin kaynama sıcaklığı arkadaşlar 50 dereceden daha düşük. Şöyle diyeyim. Küçüktür 50 derece diyelim. Kaynama sıcaklığı 50 dereceden küçük olan kim var arkadaşlar? Bakın 178, 35, 57 var. Yani kaynama sıcaklığı 35 olan eter. Demek ki arkadaşlar K sıvısı etermiş. İkinci uygulama M ve N şişelerinden aldığı sıvıları eksi 20 dereceye kadar soğuttuğunda sadece M şişesindeki sıvının donduğunu gözlemliyor. Demek ki arkadaşlar şöyle diyelim donma sıcaklığı veya donma noktası diyebiliyoruz. Donma noktası eksi 20 derecenin üstünde olan bir madde üstünde olan M arkadaşlar. M kim olabilir? Eksi 20 dereceden daha üstte bir sayı daha büyük bir sayı arkadaşlar. Eksi 20'den daha büyük olan sayı içlerine sadece 0 var. O da kimdir arkadaşlar? Sudur. M o zaman arkadaşlar su. Yani cevabımız K'nin eter M'nin de su olduğunu tespit edebiliriz. Ancak arkadaşlar L ve N'yi bilemeyiz. Hemen ikinci soruyla devam ediyorum. Farklı sıcaklıktaki KLM sıvıları ve numaralanmış kaplarla aşıdaki etkinlikler yapılmıştır. Buna göre KLM sıvılarının sıcaklıklarını büyükten küçüğe doğru olarak sıralayalım demiş ve sebebiyle açıklayalım. Evet arkadaşlar K ve L sıvısını birbiri içine karıştırdığımda karışımın sıcaklığı L sıvısının sıcaklığından daha büyük oluyor arkadaşlar. Demek ki hemen şöyle diyelim ben buradan ne anlıyorum? Demek ki arkadaşlar K'nin sıcaklığı büyüktür M'nin sıcaklığından. Niye arkadaşlar? Çünkü K ile L'yi karıştırdığımda sıcaklık L'den daha büyük bir sayı çıktıysa demek ki K L'den daha sıcak. İkinciye bakıyorum. M ile L'yi karıştırdığımızda arkadaşlar karışımın sıcaklığı M sıvısının sıcaklığından küçüktür diyor. Buradan da şunu anlıyorum. M'nin sıcaklığı L'den büyük arkadaşlar. Çünkü M ile L'yi karıştırdığımda çıkan sonuç M'ninkinden küçükse yani ikisinin karışımı M'ninkinden daha küçükse demek ki M'nin sıcaklığı L'den daha büyüktür arkadaşlar. Üçüncüye bakarsak K ile M'yi karıştırdığımda karışımın sıcaklığı K'nin sıcaklığından küçük oluyorsa arkadaşlar demek ki burada da K'nin sıcaklığı M'den daha büyüktür. Ve bu sefer ne elde ettim arkadaşlar? 3 tane bilgi var elimde bakınız. KL'den sıcak dedik. ML'den sıcak. KM'den sıcak. Yani arkadaşlar içlerinde sıcaklığı en fazla olan K daha sonra L ile M'yi de kendi içinde karşılaştırma zaten. M'nin de L'den büyük olduğunu biliyoruz. K büyük M. M'nin sıcaklığı da büyüktür. L'den Kemal oldu. K, M, L. Hemen üçüncü soru ile devam ediyorum. Aşağıdaki şekilde verilen ve oda sıcaklığında bulunan cisimlerden halkanın içindeki boşluğun yarıçapı 5 cm. Dairenin yarıçapı ise 5.2 cm'dir. Buna göre arkadaşlar iki tane soru var. Dairenin halkanın içindeki boşluğa tam olarak yerleşmesi için bu cisimlere yapılması gereken işlemleri açıklayınız demiş. Evet arkadaşlar dairemiz halkanın içine girmesi gerekiyor. Ancak dairemizin çapı 5.2 halkamız 5 santim. Yani dairemiz halkamızdan daha geniş. Arkadaşlar ne yapmam lazım? Ya halkayı genişletmeliyim halka genişlemeli sığması için veya arkadaşlar dairemiz geniş olduğu için daire daralmalı değil mi arkadaşlar daralmalı küçülmeli yani halkayı genişletmek ne demek ne demek arkadaşlar ısıtmalıyım ısıtmalıyız yani genleşmeli Dairemiz arkadaşlar daralmalı ne demek? Soğutarak daraltabilirim. Soğutmalıyız. Yani arkadaşlar büzülmeli. Ne yapmalıyız diye gereken açıklamaları yaptık arkadaşlar. Soldaki halkamızı ısıtarak genleşmeli. Sağdaki dairemizde soğutmalıyız, büzülmeli. Dairenin halkanın içindeki boşluğa tam olarak yerleştirildiği andan itibaren bu cisimler arasındaki gerçekleşen ısı alışverişinin yönü diyor. Evet arkadaşlar şimdi halkayı ısıtacağız dedik. Şöyle diyelim. Halka ısıtıldığı için için sıcak Dairede arkadaşlar dairemiz soğutuldu. Soğutulduğu için soğuk Biliyoruz ki ısı sıcak olandan soğuk olana doğru yani ısı arkadaşlar halkadan daireye doğru. Sıcaktan soğuğa doğru olacak. Arkadaşlar şurada açıklamayı unuttum. Isıtmalı ee, ısıtmalı soğutmalı dedik ama halkayı sıcaklığını artacağız. Ateş yakıp ısıtabiliriz. Daire soğutmalıyız. Zaten dedik çok pardon. Evet. Dördüncü sorunun açıklamasıyla karıştırdım. Hemen dördüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Birbiri içinde sıkışmış cam bardaklara ait görsel aşağıda verilmiştir. Bu bardakları birbirinden ayırmak için her iki bardağı aynı anda ayrı ayrı yapılacak işlemleri açıklayarak yazınız demiş. Evet arkadaşlar bu etkinliği belki sınıfınızda da yapmışsınızdır. İki bardak iç girmiş değil mi? Bu evde mutfakta çok sık başımıza gelebilen olaylardan bir tanesi değil mi? Ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu iki bardağı birbirinden ayırmak için arkadaşlar. Şu dışta olan arkadaşlar. Dıştakini ısıtılarak ısıtılarak genleşmeli içteki de arkadaşlar içtekini de ne yapmalıyız? İçteki soğutularak büzülmeli. Yani bardağın içine şu küçük küçük diyorum. İçteki bardağın içine buz atarsak, şöyle diyelim, içtekine içtekine buz atılır, buz atılır, dıştaki sıcak suya sıcak su bulunan kaba Oturtulursa arkadaşlar oturtulur. Oturtulursa sıcak ısınacak dıştaki bardak genişleyecek, içteki bardağın içinde buz koyduğumuz için soğuk olduğu için büzülecek, küçülecek ve rahatlıkla içinden çıkabilir hale gelir. Hemen 5. soruyla devam ediyorum. Bir kişi evindeki bir odaya 180 derece dönebilen bir güvenlik kamerası yerleştirmek istemektedir. Kamerayı yerleştireceği odanın üstten görünümü verilmiş. Buna göre KLMN noktalarından hangisine yerleştirilen kamera ile odanın tamamı görülebilir diyor. Evet arkadaşlar biliyoruz ki ışık her yöne ve doğrusal yayılır. Işık hemen notumu yazayım. Işık her yöne ve doğrusal doğrusal yayılır. Bu bilgi ışığında arkadaşlar zaten mantık olarak kamerayı nereye koyarsak hemen şöyle sağlamasını yapalım. Mesela arkadaşlar K'de olsa K'den bakınız. K'den çıkan ışın şöyle bakın şöyle gelebilir. Ancak arkadaşlar bakın şu bölge görülmez değil mi? M'den gelen ışın şöyle gelse ışın bakınız yine şu bölge bu sefer kör nokta kaldı görülmez ama diğer yerler görülür. Arkadaşlar N'den bakacak olursak bakın N şöyle ışın geldi. Bu bölge karanlıkta kaldı kör nokta. Hatta N zaten en fazla ışık şöyle gelse N'den bu bölge karanlıkta kalıyor görülmüyor. Ancak arkadaşlar şöyle M'ye L'den gelene bakarsak L'den gelen ışın bakınız. L'den gelen ışın her yöne arkadaşlar şöyle. Her bölgeye rahatlıkla ulaşabiliyor. Yani L'deki yerleştirecek kameranın göremeyeceği alan yok. Cevabım arkadaşlar L noktasıdır. Hemen 6. soru ile devam ediyorum. KVL aynaları ile kurulan düzeneğe bir ışık ışını görseldeki gibi gönderilmiştir. Bu ışık ışınının KVL aynalarından yansımalarını çizerek gösteriniz demiş. Evet arkadaşlar ışın şurada hayali bir dik çizgi çekiyorum. Ona normal diyorum değil mi? Normal deniyor. Şurada gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde şöyle yansır. Yine buradan arkadaşlar şöyle hayali dik çizgimi şöyle göstereyim. Hayali dik çizgi şöyle normal diyorduk. Şu da hayali dik çizgiydi arkadaşlar. Şunu da sileyim. Kardeşe sebep olmayalım. Bu da hayali dik çizgim vardı. Normal diyorduk. Ve arkadaşlar ışın gelme açısıyla yansıma açısıyla şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar yansıyarak yoluna devam edecektir. Hemen yedinci soru ile devam ediyorum. Bir öğrenci kenar uzunlukları eşit olan kare ve eşkenar üçgen şekli opak cisimlerin gölgelerini aşağıdaki gibi çizmiş. Buna göre öğrenci daha sonra ilk duruma göre üçgenin gölgesinin daha büyük karenin bölgesi, gölgesinin daha küçük olduğu bir tam gölge oluşturmak istiyor. Buna göre öğrencinin yamacına ulaşması için kare ve üçgeni koyması gereken noktalardan birini belirerek çiziniz demiş. Evet arkadaşlar amacımız ne ona dikkat edelim. Amacımız üçgenin gölgesi büyüyecek. Karenin gölgesi küçülecek. Arkadaşlar şu bilgiyi hemen unutmayalım. Işık kaynağı ile cisim birbirine yakın olursa gölge büyük olur. Eğer ışık kaynağı ile cisim birbirine uzak olursak arkadaşlar gölge küçük olur. Yani bu bilgi ışığında üçgenin gölgesinin daha büyük olması için arkadaşlar üçgeni k noktasına şöyle diyelim üçgen k'ye karenin gölgesinin de daha küçük olması istendiği için arkadaşlar kareyi de uzaklaştıracağım. Kare de arkadaşlar kare L M veya N'ye konur. Yani arkadaşlar üçgen tek seçeneği var. K'ye konar. Kare ise L M veya N'ye koyabiliriz arkadaşlar. Işık kaynağından uzaklaştıracağız kareyi. Gölgesinin küçülmesi için üçgeni de ışık kaynağına yaklaştıracağız. Gölgesinin daha büyük olabilmesi için. Sekizinci ve son sorum arkadaşlar hemen. Öğrenci verilen kara göz kuklası ve çember ile aşıdaki düzeneyi kurarak perde üzerindeki gölgeyi oluşturmuş. Öğrencinin bu gölgeyi oluşturabilmesi için Kara göz kuklası ve çemberin konulabileceği noktalardan birini yazarak nedenini açıklayınız demiş. Evet arkadaşlar hemen bakalım ne diyelim açıklamamızı yapalım. Evet arkadaşlar öncelikle ilk durumda hemen yazalım. İlk durumda baktığımızda kara göz çemberden daha büyük değil mi? Çemberden daha büyüktür. Ancak arkadaşlar gölgeye baktığımızda ancak gölgede kara göz çemberden daha küçük. Yani ben bu duruma nasıl getirebilirim arkadaşlar? Şunu biliyoruz. Daha küçük. Biliyoruz ki arkadaşlar ışık kaynağına yakın olanın gölgesi daha büyük olur. Daha büyük olur. Işık kaynağına uzak olan cismin gölgesi daha küçük olur. Demek ki arkadaşlar ışık kaynağına perdemiz daha yakın hemen onda diyelim pardon perde diyorum çok pardon. Demek ki çember çember ışık kaynağına daha yakın kara göz daha uzak. Yani hemen bu duruma göre arkadaşlar istediğimizi çizebiliriz. Yani ne çizebilirim hemen bakalım. Kara gözü mesela M noktasına alıp kara göz burada. Çember şurada olabilir arkadaşlar. Çember şurada olabilir. Veya arkadaşlar yine Karagöz N'de olup Çember M'de olabilir. Yani ihtimaller çeşit çeşit ihtimal arkadaşlar. Karagöz L'de olup Çember K'de olabilir. Yani ben en basit birkaç tanesini söyleyeyim. Çember K'de Çember K'de Karagöz L'de. Veya yine biraz önce dedim çember L'de. Kara göz M'de. Yani dikkat edeceğim nokta nedir arkadaşlar? Çember ışık kaynağına daha yakın olacak. Kara göz daha uzak olacak. Bütün ihtimaller farklı farklı yazılabilir. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.